aslında bu Ülke TV'deki durum biraz bugün takip ettiyseniz bu konudaki tartışmaları biraz ters teptiği düşünülüyor. Çünkü sahiden çok açık bir haksızlık, haksız durum algıladı orada izleyici. Bir başkanı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı programa konuk edilmiş. Fakat ondan öğrenilmek istenen hiçbir şey yok. Sanki orada hükümet adına görevlendirilmiş bir komiser gibi neredeyse bir sorguya çekme söz konusu. Ve bu o kadar bariz, o kadar pervasız bir şekilde yapıldı ki daha açılış cümlesinden itibaren sanırım dün Ruşen Çakır çok güzel ifade etmişti. Artık bunlara yalan haber falan demek de çok mümkün değil. Trolleme diyeceğimiz bir şeyle başladı. Açılış cümlesini Turgay Güler şöyle kurdu. İYİ Parti, CHP, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ve İYİ Parti ittifakının adayı diyerek başladı. Düşünün aslında ittifakın resmi olarak üyesi var. HDP bunlardan biri değil ama ikinci sırada onu söyleyerek başlıyor ve adayı öyle tanıtıyor. Buradan yapmak istediği şey aslında orada bir polemiğe sürüklemekti. İmamoğlu buna hiç girmedi. Devam eden şey dedi, programın ilk 20 dakikasında, ben bugün bununla ilgili bir yazı da yazdım. Evet, Neredeyse okuduk hocam. 20 dakikasında hiçbir şekilde ne İmamoğlu'nun projelerini, ne CHP'nin seçim stratejilerini, ne beklentilerini, hiçbir şeyi merak etmeyen, buna saygı duymayan, ekran başındaki izleyiciye saygı duymayan bir tarzda mütemadiyen elindeki başka verilerle, videolarla, işte PKK'lı üst düzey yöneticilerin videolarını göstererek mütemadiyen oradan sanki onların adayıymış gibi İmamoğlu'nu sıkıştırmaya çalıştı. İmamoğlu son derece serin kanlıydı, çok şaşırtıcıydı açıkçası. Gibi birçok kendisine mesafeli olan insanı bile sanırım bir önemli ölçüde etkileyen bir tavırla bu trolleme tuzaklarına fazla düşmeden, programı terk etmeden ve bana kalırsa da şeyi tersine çevirerek tamamladı. Ama haftanın önemli bir medya olayı olduğu ve daha sonra da bence tekrar tekrar hatırlanacak bir bu anlamda çok kusur bir yayıncılık alkışının mutlaka katılacak da bir program diye düşünüyorum.